Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav ben. Bugün sizin Oppo'ya neler oluyor videosu çekmeye karar verdim. Çünkü gerçekten de tam bir kaos yaşanıyor. Birçok derin bilgi var. Yani sızdırılan bilgiler var. Bazı mobil pazardan öğrendiğimiz, rakiplerden belki de öğrendiğimiz bilgiler var. Oppo'ya neler olduğu ile ilgili yani genel anlamda bilgilere ulaştım ve bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar ben geçtiğimiz hafta Oppo Türkiye'den işte Sibel Hanım'a ulaşmaya çalıştım. Bununla beraber Atıl'a ulaşmaya çalıştım. Kimseye ulaşamadım. Telefonla aradım. İkisi de geri dönmedi bana. Hani onlara sormak isterim. Yani ya ne oluyor, ne bitiyor? İşte bir sürü şey dönüyor ortada. İşte Oppo Türkiye'den çıkıyor mu, çıkmıyor mu falan bir sürü şey söyleniyor. Bununla ilgili gerçek nedir diye sormak isterim ama açıkçası telefonlarını da açmadılar. Dediğim gibi daha sonra dönmediler. Ben de biraz yani etraftan artık eşimizden, dostumuzdan falan filan öğrendiğimiz kadarıyla özellikle Çin kaynaklarından ulaşmaya çalıştığım bazı bilgileri de sizlerle bu noktada paylaşmak istiyorum. En son da söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Oppo Türkiye'den çıkıyor mu? Arkadaşlar Oppo Türkiye'den falan çıkmıyor. Oppo Türkiye'den çıkmaz. Zaten böyle bir marka bu hale geldikten sonra çıkması çok aşırı derece saçma olur ama yani Oppo Türkiye'den çıkmıyor demek de yanlış, çıkıyor demek de yanlış. Şimdi çıkmıyor derken aslında Oppo'nun kendisinin çıkmadığını söyleyebiliriz. Marka olarak buradan çıkmıyor fakat çıkan bir şey var. O da Oppo'nun yatırımcısı arkadaşlar MaxOne isimli şirketin Türkiye'den çıkacağının net bir şekilde öğrenmiş bulunuyoruz. Şimdi bu ne o anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Oppo'nun kasının üretiminin durduğu anlamına geliyor. MaxOne anladığım kadarıyla Türkiye'de para kazanamadığını görüp ve ben harbi artık Türkiye'den çıkıyorum demiş ve görünen o ki arkadaşlar Oppo'yu bu noktada bırakıp herhalde 1 Ocak itibariyle bırakıp arkadaşlar Türkiye'den çıkma kararı almış. Oppo Türkiye'de çalışan insanlar çalışmaya devam edecekler mi? Evet bana sorarsanız devam edecekler. Zaten şöyle bir şey vardı. Şimdi Oppo 2019 yılında Türkiye'de kurulduğunda Oppo Türkiye Telekomünikasyon diye kurmuştu. Yani Oppo'nun kendisi Türkiye'de bu şirketi kurmuştu. Daha sonra 2021 yılında arkadaşlar MaxOne bu şirketin yatırımcısı oldu. Yani arada gerçekten de Oppo çok ciddi anlamda yatırımlar yaptı. Marka bilirliğini arttırdı ve bu noktada bir yatırımcı da kendine çekti. Şimdi ben bu videoyu üçe böldüm. Birinci arkadaşlar kısımda Oppo'da neler oluyor anlatacağım. İkinci kısımda bu noktaya nasıl gelindiğini anlatacağım. Ve en sonunda da arkadaşlar peki şimdi ne olacak? Oppo'nun bundan sonra stratejisi ne olacak? Biraz buna yakından bakacağız. Peki gerçekten de Oppo'da neler oluyor? Hadi gelin buna yakından bakalım. Şimdi şunu belirtebilirim. Ya Oppo ile ilgili ya ahkam kesebilecek, Oppo ile ilgili bir şeyler anlatabilecek ilk üç kişiden bir tanesi benim. Birincisi Acun Ilıcalı. Yani tanıtımına en büyük katkıda bulunduğu insan o diyebilirim. İkincisi Sıla Gençoğlu. Onun da Oppo'nun tanıtımına çok ciddi anlamda katkısı olduğunu söyleyebilirim. Abi üçüncüsü de vallahi kimse kusura bakmasın da kendimi arkadaşlar ya bu sıralamada üçüncü sıraya alırım. Çünkü Oppo Türkiye'de yokken ben Oppo'nun tüm telefonlarını kendi param vererek arkadaşlar bu telefonu satın alıp getirip bunun incelemesini yapıp sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalıştım bu markayı ve daha marka Türkiye'de yokken tüm telefonlarını incelemiştim. Bundan dolayı açıkçası elçiye zeval olmaz diyeyim. Siz anlayın. Biraz sonra söyleyeceklerimi en doğru şekilde söyleyebilecek olan insanın ben olduğumu düşünüyorum. Az önce de söyledim. Oppo 2019 yılında Türkiye pazarına giriş yaptı ve Türkiye pazarına giriş yaptığını hatırlayacaksınız. RX 17 Neo ve RX 17 Pro gibi bir telefonla karşımıza çıkmıştı. RX 17 Pro'nun rengini hala unutamadım. Tek kemeli muhteşem bir telefondu. Hatta bana sorarsanız TOF sensörüyle beraber o dönemin ötesinde bir telefondu. Daha sonra orta alt segmentte AX7 satışa sunuldu ve bir anda gerçekten de herkes tarafından tercih edilmeye başladı. Çünkü tam bir fiyat performans ürünüydü. İnsanlar Oppo markasını merak edip bu telefonu satın aldılar. Özellikle AX7 için söylüyorum. Ve çok ciddi anlamda bir geri dönüşle, memnuniyetle arkadaşlar insanların geri dönüşüyle Oppo Türkiye'deki yoluna hızla devam etti. Hatırlayacaksınız o dönemde sokağa çıkıp yani kimse Oppo'yu bilmezken ben Oppo'yu tanıyor musunuz diye Oppo Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Oppo'yu tanıyor musunuz diye bir video çekmiştim. Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manav ben. Bugünlerdeyiz. Çanakkale'yiz. Güzel memleketindeyiz. Şehitler diyarındayız ve hep beraber ne yapacağız? Çanakkale'nin sokaklarında Çanakkale'nin halkına Oppo markasını bilip bilmediklerini soracağız. Hemen hemen hiç kimse tanımamıştı. Daha sonra bir lansmanda ya Weijan Zhou'yla yani işte Oppo'nun arkadaşlar Türkiye CEO'suyla konuştuğumuz zaman Weijan bana şunu söylemiş. Bak Volkan 6 ay sonra göreceksin. 6 ay sonra tekrar bu sokak röportajını yaptığın zaman herkes bizi tanıyacak demişti. Gerçekten de daha sonra Sıla reklamlarıyla beraber de herkesin Oppo'yu tanıdığını gerçek anlamda görebildik. Zaten asıl sıçrama da burada yapıldı. Sıla reklamlarıyla beraber A5 2020 ve A9 2020 gibi iki tane telefon tanıtıldı ki o dönemde gerçekten çok iddialı telefonlardı. Fiyat performans ürünüydü. Orta belki de orta üst segmente göz kırpan iki telefon Sıla'nın da reklamlarıyla beraber çok ciddi anlamda marka bilinirliği arttı. Daha sonra hatırlayacaksınız Reno serisi geldi. 2020 yılıydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ve Reno serisinin de gelmesiyle beraber Acun Ilıcalı Survivor reklamları yani Survivor'a sponsor olunması Acun Ilıcalı'nın çektiği ekstra reklamlar marka bilinirliğini aldı ve bambaşka bir noktaya taşıdı. Ve 2020 yılında Oppo arkadaşlar Find X2 serisini Türkiye'de bir amiral gemisini ilk defa satışa sundu. Aslında ben Oppo'nun bir noktada Türkiye'den
vazgeçeceğini o noktada anlamıştım. Çünkü Find X2 vardı, bir de Find X2 Pro vardı. Pro model Türkiye'ye gelmedi ama sadece Find X2 geldi. Oysa ki Türk insanlarının Find X Pro'ya da ihtiyaçları vardı. Ama Oppo çok enteresan bir arkadaşlar satış stratejisi benimseyerek Pro modelini Türkiye'de satışa sunmadı. Az önce söyledim, Oppo Türkiye arkadaşlar telekomünikasyon yerine ismini arkadaşlar yeni yatırımcı MaxOne'a devretti. Ve MaxOne arkadaşlar çok hızlı bir şekilde bu işe giriş yaptı. 2022 yılı içinde, yani bu yılın arkadaşlar içinde başlarında 10.200 metrekare alana 850 tane istihdam sağlayan bir fabrika kurdular. Baktığınız zaman 850 kişi ve dolaylı istihdamlarla beraber tam 10.000 kişiye ekmek sağlayan bu fabrika maalesef şu an kapandı. Ve yine gelen bilgilere göre MaxOne'da Türkiye'ye hadi abicim ben kaçıyorum dedim. Şimdi videomuzun ikinci kısmına gelelim ve bu noktaya nasıl gelindiğinden gelin biraz bahsedelim. Öncelikle Oppo bana sorarsanız doğru ürünleri pazara sunamadı. Çünkü A serisinde inanılmaz seçenekler varken, Reno serisinde inanılmaz seçenekler varken, amiral gemisi telefonlarında inanılmaz seçenekler, hatta amiral gemisi telefonların light versiyonları da varken bunların hiçbirini Türkiye pazarında maalesef ki satışa sunamadı. Bir başka satış tarafındaki sorunsa ürünlerin çok geç bir şekilde Türkiye'ye gelmesiydi. Yani şuna söyleyeceğim, belki birçok insan inanmayacak. Türkiye'de Reno 6 lansmanının yapıldığı günün bir gün sonrasında Çin'de Reno 7 lansmanı yapılmıştı. Evet, Türkiye ekibinin bununla, MaxOne'ın bununla ilgili bir şeyi var mı? Sorumluluğu var mı diye soruyorsanız bence yok. Yani MaxOne kendi kafasına göre bunu yapmıyor. Fakat Oppo'nun bu stratejisi işte markaların bu hale gelmesine sebebiyet veriyor. Örneğin bugün Reno 9 şu anda Çin'de satışa sunulmuş bir telefon. Fakat Türkiye'de Reno 8 bile yok. Hatta arkadaşlar Reno 7'nin sadece bir modelinin Türkiye'de satıldığını görüyoruz. Bununla beraber bence Oppo doğru bir şekilde satış fiyatı belirleyemedi. Örneğin Snapdragon 680 Yonga seti kullanan Oppo A96'nın Snapdragon 680 kullanan telefonlar arasındaki en pahalı telefon olduğunu görebiliyoruz. Yeni yatırımcı mı gelecek? Yoksa Oppo kendi adıyla, kendi markasıyla yola devam mı edecek bilemiyorum. Ama kim gelecekse mutlaka bunlara dikkat etmesini şiddetle öneriyorum. Az önce söyledim, yine söyleyeyim. Amiral gemisi telefonlar Türkiye'de satışa sunulamadı. Bu da öyle bir hale geldi ki Oppo'nun sadece orta segment telefon satan bir firmaymış gibi algılanmasına sebebiyet verdi. Ve bununla beraber Oppo hiçbir zaman için Samsung'un amiral gemisi pazarıyla ya da Apple'la hiçbir zaman için yarışamadı. Oysa ki onlardan çok daha iyi telefonlar yapabiliyordu. Düşünsenize, Samsung Galaxy Z Fold gibi bir telefon yapıyor ve baktığınız zaman karşıyı görebiliyorsunuz menteşe aralığından. Ama siz Oppo Find N gibi inanılmaz oluk neredeyse olmayan, menteşe aralığından kağıt bile geçmeyen bir telefon yapıyorsunuz. Ve bu teknolojiyi arkadaşlar maalesef belki global pazarda, belki de Türkiye pazarında kullanıcılarınıza gösteremiyorsunuz. Bununla beraber bir problemin daha olduğunu söylemem lazım, güncelleme. Oppo güncelleme konusunda da bence biraz sınıfta kaldı diyebiliriz. Eğer Oppo gerçek anlamda bu pazarda başarılı olmak istiyorsa mutlaka güncellemeyi vermesi lazım. Hatta direkt kardeşine de bakabilir. Mesela Vivo Y35 arkadaşlar. Y35 dediğim telefon bugün 8000 TL bandının altında satılan bir telefon. Ve onda da Snapdragon 680 Yonga seti var. Ama Oppo A96 Android 13 almazken bugün Vivo Y35'in Android 13 aldığını görüyoruz. Yani güncelleme konusunu kesinlikle ama kesinlikle Oppo ciddi anlamda masaya tekrar yatırmalı. Şimdi bir tane daha arkadaşlar benim yorumum var. Bu yorum birçok insan için, video izleyen için abi ne alaka diyeceksiniz ama bunun arkadaşlar Oppo için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum bu kriterin. Çünkü Oppo daha önceleri arkadaşlar Polonya'ya bağlıyken, yani Avrupa'daki gruba bağlıyken Oppo enteresan bir şekilde Avrupa'dan çıkartıldı ve Dubai grubuna bağlandı. Yani biz Orta Doğu grubuna bağlandık ve açıkçası ürünlerin gelmesiyle ilgili, belki de fiyatlandırmasıyla ilgili en büyük problemler de bundan sonra yaşanmaya başladı. Şimdi videomuzun son kısmına gelelim ve bundan sonra ne olacaklardan biraz bahsedelim. Videonun başına söylediğim gibi arkadaşlar Oppo telefon satmaya devam edecek. Bu konuda herhangi bir şekilde kaygınız olmasın. Çünkü Oppo bugün Türkiye'de tanınan, bilinen en ünlü Çinli markaların başına geliyor. Oppo'nun yapması gereken şeylerden bir tanesini daha söyleyeceğim. Tekrar arkadaşlar kutu içine şarj aletlerini koyması lazım. Şarj aletleri olmadan Türkiye'de telefon satma işinden Oppo'nun vazgeçmesi lazım. Çünkü sen Oppo'sun. Sen daha evvel kablo kulaklık koyarak arkadaşlar orada farklılaşmayı bilirken bir anda ben bundan şarj aletlerini çıkartıyorum dememelisin. Oppo Türkiye'de başarılı olmak istiyorsa ya da yeni yatırımcı Türkiye'de başarılı olmak istiyorsa bol bol telefon getirmek zorunda. Özellikle A serisinde inanılmaz telefonlar var. K serisinde inanılmaz telefonlar var. Reno serisinin yeni modellerinin hızlı bir şekilde Türkiye pazarında satışa sunulabilmesi lazım. Bu sadece Türkiye için değil, Avrupa için de geçerli. Ayrıca mutlaka amiral gemisi telefonları da Türkiye'de satışa sunmak zorundasın. Tekrar söylüyorum, sen Oppo'sun. Bununla beraber Oppo A serisine çok ciddi anlamda yatırım yapmalı. Çünkü orta segment tarafında son dönemde
Artık rakipleri görüyorsunuz ne hale geldiğini, bu pazarın ne hale geldiğini görüyorsunuz. Oppo bu pazarda başarılı olmak istiyorsa çok daha fazla ürün getirmeli ve mutlaka az önce söylediğim gibi fiyatlandırma konusuna dikkat etmeli. Oppo'nun giyilebilir ürünleri yok. Ya Oppo bir saat getirdi. O saat getirdikten sonra herhangi bir şey gördüğümüzü söylemek çok mümkün değil. Hem kulaklık tarafında hem de giyilebilir akıllı saatler tarafında Oppo'nun hızlı bir şekilde reaksiyon alması lazım. Çünkü bu pazar kim ne derse desin Samsung'un, Huawei'in ve Apple'ın tek eline kalmış durumda. Güncellemeden bahsettim. Son olarak Oppo'nun şunu yapması lazım. Güncelleme takvimini mutlaka duyurması lazım. Yani eğer Vivo kalkıp da 3800 TL'ye sattığı arkadaşlar Y16'ya bile Android 13 güncellemesi vereceğim diye bir duyuru yapabiliyorsa Oppo'nun da bu duyuruyu yapabilmesi lazım. Çünkü BBK Holding tarafına baktığınız zaman Vivo aslında Oppo'nun altında yer alıyor. Dolayısıyla kesinlikle ama kesinlikle Oppo'nun yani Vivo yapıyorsa Oppo da bu güncelleme takvimini resmen duyurmalı. Duyurmanın da ötesinde bu güncellemeleri hızlı bir şekilde insanlara sunabilmeli. Oppo Türkiye pazarından çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bunu hep beraber önümüzdeki dönemde göreceğiz ama benim gördüğüm kadarıyla Oppo'nun Türkiye'den falan çıktığı yok. İnsanlar çalışmaya devam ediyor. Şu an fabrika arkadaşlar yani üretim durmuş durumda ve fabrikada çalışanlar da anladığım kadarıyla yine işten çıkartılmışlar. Bu gerçekten çok ama çok üzücü bir durum. Yani sektör açısından gerçekten çok üzülüm. Özellikle şöyle bir dönemde insanın işsiz kalması çok ama çok kötü bir şey. Umarım yeni gelecek yatırımcı hızlı bir şekilde bu fabrikayı tekrar açar ve bu fabrikada üretim yeniden başlar. Gerçekten çok üzücü bir durum. Ve bununla beraber şunu da söylemek lazım. Yani Oppo'nun mutlaka bu fabrika, hatta ben sadece Oppo için de söylemiyorum. Diğer Çinli üreticiler için de söylüyorum. Yani bu eğer fabrikaları buralara açtıysanız buradan bu telefonları ihraç etmenin bir yolunu bulmanız lazım. Bu telefonlar ihraç edilirse hem Türkiye'ye döviz girdisi olacaktır hem de siz telefon başka türlü bir telefon satabildiğinizden dolayı artık gerçekten bir fabrikatör olduğunuzdan dolayı da büyük gelirler elde edebilirsiniz. Oppo çok büyük bir firma. Baktığınız zaman BBK Holding'in gözdelerinden bir tanesi ve Çin'de en çok satan telefon markası. Bu durumu mutlaka aşacaktır. Ben şunu diyorum. Umarım Oppo ya kendisi arkadaşlar yine Türkiye pazarına kendisi yatırım yapmaya devam eder. Ve çok daha başarılı bir noktaya gelir diye umut ediyorum. Bununla beraber belki şunlardan da bahsetmek lazım. Şimdi Oppo'nun altında OnePlus da var, Realme de var. Yani baktığınız zaman bunlar da mesela telefon getirmeyi bıraktı. OnePlus düşünsenize. Ya OnePlus'ın Türkiye'deki Instagram sayfasına bakın. OnePlus 10 Pro var abi bak bu. Şu an OnePlus 10 Pro var. Kısa bir süre sonra OnePlus 11 Pro tanıtılacak. Sen hala OnePlus 9 Pro ile fotoğraflar paylaşıyorsun. Yani ya hani şaka gibi, anlatabiliyor muyum? Yani biraz yani bu noktada markaların da biraz ya kendine çeki düzen vermesi lazım diye düşünüyorum. Sen telefon getirmiyorsun. Sonra telefon satamıyorum ben. Ben telefon satamadığım için ben o zaman hadi ben gidiyorum diyorsun. Sen telefon getirmiyorsun ki abi, herhangi bir telefon. Durup dururken kutu içine şarj aletlerini çıkartıyorsun. Güncelleme ile ilgili bir durum ortada yok falan. Abi bunları veremediğin zaman bunlar bir bütün. Bu bütünleri tamamlayamadığın sürece sen kime reklam yaptırırsan yaptır. Mümkün değil abi telefon satman. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadar. Elçiye zeval olmaz diye tekrar bu kelimenin altını çiziyorum arkadaşlar. Benim açıkçası gördüğüm şeyler bunlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarla katkıda bulunursanız çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.